Yaklaşık 1 milyon civarında fide yetiştirmeyi hedefliyorduk ama bu pandeminin de herhalde etkisiyle, çünkü geçen yıl da bir artış olmuştu. Bu yıl geçen yıla göre %30 daha fazla bir talebimiz oldu. Biz de ancak bu sene 1 milyon 200 bin dolayında bir tohum ekimi yaptık. Sanırım yine 1,5 milyon fideyi bulacağız. Talep çok. Tokat'ın talebini bizim karşılama şansımız yok. Biz birkaç üreticimizin ve onun dışında Tokat'ta amatör çapta sebzecilik yapanların taleplerini burada karşılıyoruz. Neden biz bu fide işine girdik? Temel amacımız, bir Türkiye'de fidecilik konusunda temel çalışma yoktu. Özel sektöre bilgi üretmek, tecrübeli, deneyimli elemanlar yetiştirmek, ki şu anda seramızda görüyorsunuz arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar, kendilerini yetiştiriyorlar. Burada bizim bu faaliyetimizin başlamasıyla beraber Tokat'a gelen fide kalitesi arttı. Fide ile beraber gelen bir takım hastalıklar vardı. Sürekli takip ediyoruz. Onlarda ciddi bir azalma oldu. Çünkü üretici bizi örnek göstermeye başladı. Ve dolayısıyla biz burada bu çalışmalarımızı bu çerçevede devam ediyoruz. Üreticinin talep ettiği fideleri, genellikle tohumlarını kendilerinden istiyoruz. Tohumlarını getiriyorlar. Biz onlara fideyi yetiştiriyoruz. Maliyet hesabımızı yapıp, maliyetimiz neyse, vergisi şu bu hepsini içine katarak bir maliyet çıkarıyoruz. O maliyetten üreticilerimize fide yapıyoruz. Ama bunu yaparken de fide sektöründeki rekabete de çok fazla müdahil olmak istemiyoruz. O konuda da bir hassasiyetimiz var. Çünkü bu işin ticaretini yapanlar var. Tokat'ın bugün kullandığı fide, sebze fidesi 100 milyonun üzerinde. Bizim 1,5 milyon fidemiz olduğunu düşünürseniz, biz sadece burada bir örnek teşkil ediyoruz. İnsanlar artık kendi bağ evlerine, bahçelerine, köylerine daha çok zaman ayırıyorlar. Büyük şehirlerde emekli olup büyük şehirlerde kalan insanların köylerine, bağ evlerine yaz aylarında geldiklerini görüyoruz ve bize bir şekilde telefonla ya da sosyal medya aracıyla ulaşıp, biz bu yaz köyümüzdeyiz, bize fide verebilir misiniz şeklinde bizden talepleri oluyor. Pandeminin böyle bir etkisi var. Bu bir tam bir geri göç anlamına mı geliyor bilmiyorum ama inşallah göçü de geriye çevirir. Bu da pandeminin bize bir katkısı olur. Böyle olunca da bize de gelen talepler arttı haliyle. Biz bunu etrafımızda rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Onu söyleyebiliriz. Evet, bu